Örgü mü dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere mozaik ve interlocking tekniği kullanarak yapmış olduğum bu güzel desenli çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz arkadaşlarım. Evet, bakın aynı renk ve aynı ipleri kullanarak yukarıda iyi yazan yere basarsanız arkadaşlarım bunun düz halini görebilirsiniz. Ben şimdi aynı tekniği ve modeli bu kare bir parçaya uyarlamak, motif haline getirmek istedim ve ortaya böyle bir güzellik çıkmış oldu arkadaşlarım. İsterseniz şu kadar parçalar yaparak bir motif şeklinde, isterseniz bu şekilde yapıp daha da büyüterek büyük battaniyeler, kırlentler yapabileceğiniz bir şekle getirebilirsiniz. Ayrıca böyle yaparak kendinize hırkalar, yelekler de yapabilirsiniz. Yatak örtüleri de muhteşem olur diye düşünüyorum arkadaşlarım. Bir de kilim yaparken de rahatlıkla kullanabilirsiniz bu deseni, bu modeli arkadaşlarım. Evet, gelin şimdi bu güzellikleri hep birlikte örelim arkadaşlar. Öncelikle bir halka yapıyorum. Halkamın içerisinden giriş yaptım ve şu şekilde alıyorum arkadaşlarım. Buradan bir tane zincir çekiyorum. Sonra biraz yükseliyorum ve şu şekilde tığımı arkasından geçirerek şöyle alıp bir tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Hemen yanına normal iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki. Sonra iki zincir çekiyorum. Üç tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu işlemi 4 defa da tekrarlıyorum. 1 2 zincir. Tekrar 3 tane daha ikili trabzan. İki zincir. Üç tane ikili trabzan yaptım. Sonra arkadaşlarım bu araya 1 2 zincir çekiyorum. Ve geliyorum, bakın şöyle tepe noktasından giriş yapıp şöyle bir tane de çektirip bu şekilde bırakıyorum. Buraya diğer renk ipimi alıyorum. Bu iki fazla ipimi de aradan götüreceğim. Şimdi buradan başlıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Sonra araya 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Çok sıkı çekmeyin arkadaşlarım bunu. Biraz gevşek olsun. Sonra buraya geçiyorum. Bunun üzerinden giriş yaptım. Fazla iplerimi de alttan aldım. 3 tane sık iğne yapıyorum yine. 1 2 3 yine 3 tane zincir ve aynı şekilde diğerlerinin üzerlerine de birer tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Buraya geldik. Yine 1, 2, 3 tane zinciri çekiyorum. Geliyorum, bakın şu ilkinin üzerinden giriş yapıyorum bu şekilde. Şöyle kaydırma ile bağlıyorum önce. Sonra bir tane zincir çekip aynı yerin içerisine yine 3 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar yan yana. 1, 2, 3. Sonra 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Dediğim gibi bunları çok fazla sıkı çekmeyin. Kasma yapmasın. Buradan başlıyorum yine. 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 zincir. Ve yine aynı şekilde devam ettiriyorum.
Şimdi bakın son yere geldim. Yine buradan şöyle girişimi yapıyorum. Bu ipimi de alttan alıyorum. Şöyle kaydırma ile bağlıyorum. Daha sonra bu ipime geçiyorum. Şöyle bir görüntü elde ettim bakın. Bu şekilde. Bu ipimi bu şekilde buna bağladıktan sonra iyice sıkılaştıralım şöyle. Üzerine alıyorum. Bakın geri dönüyorum. Bakın şu içerisinden yaptığımız ilk yerin içerisine şöyle bir iki ve üç. Üç tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra geçiyorum buraya. Yine üç tane sık iğne yapıyorum. Şöyle başlıyorum hemen ilkinden. Bir, iki, üç. Bu köşelerde dönün arkadaşlarım. Çünkü böyle bakın şuradan göstereyim size. Şöyle kesitler oluşuyor. Bunun oluşmaması için az önce gösterdiğim gibi bu köşeyi dönmeniz gerekiyor. Şimdi burada yine üzerine bir alıyorum. Geliyorum bu alt kısma. Bakın bu krem rengi olan yerimin içerisinden giriş yaptım. Buraya 3 tane 1 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Tekrar üzerine alıp aynı yere köşe olduğu için 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Sonra döndüm bakın. Hemen buradan başlıyorum. 3 tane buraya sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Sonra tekrar diğer köşeye de aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Şunu kenara çekelim daha iyi gözüksün. Sonra 1 2 zincir ve üzerine alıp tekrar 3 tane 1 2 3 ikili trabzanımı yaptım. Şimdi yine 3 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Şöyle. Şimdi tekrar üzerine aldım. Buradan giriş yapıyorum. Ve 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Çevirdim. Hemen 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3. Sonra üzerine alıp buraya son olan 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3. Yine 2 zincir çekiyorum. Biraz gevşek bir şekilde geliyorum bakın. Şuradan bu alttaki ipimi de getiriyorum. Şöyle. Evet, şimdi alttaki ipimizi de yukarı çıkardık. Burada bir tane zincir çekiyorum ve buradan başlıyorum arkadaşlarım. Şöyle 1. Hepsini sık iğne ile geçiyorum. Bakın şöyle alarak sık iğne yaparak bir sıra çeviriyorum. Bu araya geldiğimizde 9 tane sık iğnemiz oldu burada. Araya geldiğimizde 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Sonra devam ediyoruz. Buradan alıp başlayarak sık iğneler yapmaya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 1, 2, 3 zincir. Sonra tekrar aynı şekilde diğer kenarları da çevirerek devam ediyoruz.
3 zincirimi çektim. Devam ediyorum. Burası benim son yerim. Yine 3 zincir çekiyorum. 2, 3. Sonra geliyorum arkadaşlarım. Bakın şu köşeden hemen şöyle girişimi yapıp alttaki ipimi de yukarıya doğru çekiyorum. Bunun arasından geçiriyorum. Kaydırma ile bağlamış oluyorum. Sonra bu ipimi geçtim. Şöyle hemen bağladım onu. Buradan başlayarak yine 9 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Ve geçiyoruz şuraya. Buradan başlayıp yine 9 tane sık iğne yapıp devam ediyoruz. Dört zincir çekiyorum yine. Gevşek olmasına özen gösterin. Sıkmasın arkadaşlarım orayı. Yine bakın buradan giriş yaptım. Alttaki ipimi yukarıya doğru kaydırdım. Ve yine bir tane zincir çekip yine sayımız hiç değişmiyor. 9 tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Bu defa aralarda 5 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Ve tekrar 9 tane sık iğne yapıp devam ediyoruz. Yine son yere geldim. Hemen buradan giriş yapıyorum. Alttaki ipimi çekiyorum. Kaydırma ile bağladım. Daha sonra bu ipimi hemen şöyle arasından geçiriyorum. Sonra biraz gevşek, yani biraz şöyle yükseldikten sonra üzerine bir alıyorum. Geliyorum buraya. Buradan bakın şöyle giriş yaptım. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Sonra çıkıp 9 tane yine bakın aynı şekilde sık iğne yapıp devam ediyorum. Evet. Şimdi yine üzerine bir aldım. Geliyorum buraya. 1, 2, biraz uzun yapmaya çalışın arkadaşlarım. Biraz daha gevşek yapmaya çalışın. 2 zincir çektim. Tekrar aynı yerin içerisine.
Buraya üçlü trabzan da yapabilirsiniz. Yani şu şekilde böyle kasmaması için. Şu şekilde üçlü trabzan da yapabilirsiniz. Ama o zaman gevşek yapmamanız gerekiyor. Şimdi biz ikili trabzanla başladığımız için ikili trabzanla devam edelim. 1, 2, 3. Sonra çevirdim. Hemen buradan başlıyorum. 9 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sonra üzerine bir aldım. Aşağıya inip biraz şöyle gevşek bir şekilde 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çektim. Tekrar 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra 9 sık iğne ile devam ediyorum. Diğer kenarları da aynı şekilde tamamlıyorum. İki zincirimi çektim. Yine buraya geçiş yapıyorum. Alttaki ipimi de yukarıya doğru aldım. Bu şekilde. Şimdi sık iğne sayımızı artıracağız arkadaşlar. Bir zincirimizi çektik. Buradan başlıyorum. 3 tane önce buraya bir, şöyle 2, 3. 3 tane sık iğnemizi yaptık. Devam ediyoruz. Aradaki 9'un üzerine yine sık iğneler yaparak devam ediyoruz. Sonra buraya yine sık iğne yapıyorum. Aradaki ikiz olan zincir sayısını 3'e çıkartıyorum. 1, 2, 3 ve başlıyorum buradan. 13 tane toplamda 9, 10, 11, 12 pardon 13, 14, 15. 15 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi aynı işlemi diğer kenarlara da uyguluyoruz. 3 zincir çekiyoruz arada. 15 sık iğne yapıyoruz.
son yere geldik. Diğer rengimiz hiç değişmiyor arkadaşlarım. Aynı şekilde şöyle aldım. Alttan yukarıya doğru çektim onu da. Buraya bir tane zincir, yine 15 tane sık iğne yapıyoruz. Arada bu defa 3 zincir, 4 zincir çekiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Evet, diğer tarafa geçip kenardan 15 tane sık iğne yapıp devam ediyorum. Burası ile bağladım bir zincir. Bu defa yine aynı şekilde 15 sık iğne, 5 zincir çekerek bir sıra daha bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bakın bu sırayı 2 sıra şeklinde tamamladım. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Aynı şekilde şöyle biraz uzattıktan sonra üzerine aldım ve buradan giriş yaparak bir alt sırada yaptığımızın aynısını arkadaşlarım bu rengimizle devam ettiriyoruz. Şöyle 2 ve 3 tane ikili tırabzandan sonra araya 15 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra yine üzerine alıp buraya iniş yapıyorum ve buraya 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 2 ve 3. Sonra 1, 2 zincir arada tekrar 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Sonra buradan başlayıp yine 15 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Sonra aynı burada yaptığımız işlemi tekrarlayıp bir üst sırada yine bu ikinci sırada yaptığımız gibi yaparak tekrar devam edeceğiz diğer rengimizle arkadaşlar. Evet, diğer kenarları da tamamladıktan sonra yine iki zincirimizi çekiyoruz ve geliyoruz buraya. Şu şekilde giriş yaptıktan sonra alttaki ipimizi yukarıya çektik. Bu şekilde. Şimdi diğer sırada bir üst sırada yaptığımız gibi hepsine önce buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. Sonra 15 tane, 21 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlarım her bir kenarımızda.
Şöyle sık iğneler yaparak devam edelim. Bir, iki, üç zincir arada tekrar 21 tane sık iğne yapıyoruz ve bu şekilde bir görüntü elde edip diğer kenarları da çevirelim arkadaşlarım aynı şekilde. Diğer rengimi aldım. Yine şöyle geçiriyorum ondan. Şimdi ilk başta burası önemli arkadaşlar. 1, 2, 3 tane buraya bu şekilde sık iğnemi yapıyorum normal bir şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Aşağıdan bakın buradan 1, 2, 3 tane atlayıp 4.'den giriş yapıyorum bu şekilde. Ve buraya 9 tane sık iğne ile devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sonra yine 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Sonra geliyorum. Bakın bu ikili trabzanlarımın üzerinde. Ya da buradan 1, 2, 3 atladık. 4.'den giriş yapıyoruz. Ve yine 3 tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3. Sonra yine arkadaşlarım. Bu arada 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle çekelim iyice. Burası anlaşılsın arkadaşlar. 4 zincir çektim. Yine bakın ilkinden giriş yapıyorum. 1, 2, 3. 3 tane sık iğnemi yaptım. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sonra alttan 3 tane atlıyorum. 1, 2, 3. 4.'den giriş yapıyorum. 9 tane sık iğne ile devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sonra 4 tane zincir. 1, 2, 3, 4. Geliyorum. 1, 2, 3 atladım. 4.'den giriş yapıyorum. Ve yine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine aynı şekilde devam ettiriyorum. Önce 3 tane sık iğne. Bu burası oluyor arkadaşlarım. Bakın şöyle göstereyim. Şuraya yeni bir yer başlamış oluyoruz. Buraya da birbirine toplayacağız. En son bir tane kalacak. Daha sonra devam edeceğiz arkadaşlar buradan. Şimdi bunu bu şekilde devam ettirelim bu sırayı. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3 atladık. 4.'den giriş yaptık. 9 tane sık iğne yapıyoruz. İpimizin rengi de değişmeye başladı. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 1, 2, 3 atladık.
Yine bakın diğer sıraya geçtim. Hemen ilk yerden başlıyorum. Yine 3 tane 1 2 3 sık iğnemi yaptım. Yine 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 sonra buradan başlayıp yine 9 tane sık iğne ile devam ediyorum. Aynı sırayı tekrarlamış oluyorum arkadaşlar. Aynı şekilde. Şöyle bu defa yerimiz belli olmuş oluyor. Şöyle 9 tane sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Geçiyorum bu üçlünün üzerine yine 3 tane sık iğne. Araya 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Bu köşe olduğu için arkadaşlarım 5 zincir. Diğer aralarda 4'er zincir çekiyoruz. Şöyle 1 2 3 1 2 3 4 zincir. Sonra 9'un üzerine 9 tane sık iğne yapıyoruz. Dört zinciri çekip devam ediyoruz. Üç tane sık iğne ile. Bakın şöyle. Bu sırayı da diğer kenarlarda bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, şimdi bakın bu sırayı da bu şekilde tamamladım. Şimdi burada yine ip değişikliği yapıyorum önce. Sonra üzerine biraz şöyle gevşettikten sonra üzerine bir aldım. Geliyorum buraya. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Sonra bu araya 3 tane sık iğne yapıyorum yine. Şöyle 1 2 3. Sonra üzerine bir alıyorum. Burada bıraktığımız 3 tane yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Sonra 9 tane sık iğne ile devam ediyorum araya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sonra tekrar üzerine alıp buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve şöyle 3. Sonra 3 tane sık iğne. Sonra üzerine alıyorum, aşağıya iniyorum, buradan giriş yapıp 3 tane köşeyi normal bir şekilde devam ettiriyorum arkadaşlarım. 2 3 1 2 zincir, tekrar 3 tane. 1 2 3. Sonra çıktım yukarıya, 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine 9 tane sık iğne yapıyorum. Üç tane ikili trabzan yapıyorum. Üç tane tekrar sık iğnemi yapıyorum. Burası arkadaşlarım, bakın şurası olmuş oluyor. Yani yeni bir yer açmış oluyoruz. Şöyle göstereyim, bakın şurası. Şu iki kenarda yeni bir yer ve yeni bir kare yapacağız buranın içerisine. Şimdi devam ediyorum. Yine 3 tane yaptıktan sonra üzerine aldım ve köşeden
Aynı şekilde diğer iki kenarı nasıl yaptıysak buraları da aynı şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlarım, bakın bu şekilde tamamladıktan sonra şimdi bu aynı rengimizle yine devam ediyorum. Diğer sıralarda yaptığımızın aynısını hepsine sık iğne yaparak tamamlıyoruz arkadaşlarım. Burayı da şöyle. Yine 3 zincir çekiyorum köşede ve devam ediyorum. Yine sık iğneler yaparak diğer kenarları da tamamlıyorum. Bu şekilde arkadaşlarım devam edelim ve o sırayı da tamamlayalım. Evet arkadaşlarım, iki sıra şeklinde bakın bu rengimi tamamladım. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Yine bir tane zincir çektim ve buradan başlıyorum. 9 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bakın tam bu bitim yerine denk gelmiş oluyor. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Alttan 3 tanesini atlıyorum. 1 2 3 4.'den giriş yapıyorum. Ve buraya 1 2 3 sık iğne yapıyorum. Tekrar 4 tane zincir, 1 2 3 4. Bunları bir tane daha böyle getireceğiz arkadaşlarım. Şimdi 1 2 3 atladık. 4.'den giriş yaptık ve 9 tane buraya sık iğne yaparak devam ediyoruz. Araya 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Sonra tekrar diğer tarafa geçip yine 9 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Sonra 4 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4. 1 2 3 atladık. 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir. 1 2 3 atladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet bakın bu şekilde devam ediyoruz. Bir üst sırayı da aynı şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlarım. Sadece köşelerdeki 4 zincir yerine bir üst sırada 5 zincir çekerek. Evet şimdi bu iki sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet bu sırayı bu şekilde tamamladık. Söylemiştim ama aynı şekilde devam edeceğiz diye tekrar göstermek istedim. Şöyle yine 9 tane sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincir, 9 tane sık iğne yapıyorum. 1
2, 3, 4, 5 zincir çekip tekrar 9 sık iğne ile devam ediyorum. Ve bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlarım burayı da. 2 sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra diğer rengime hemen geçiyorum. Üzerine aldım, biraz gevşelttim. Köşeyi normal bir şekilde devam ediyorum. Sonra 9 tane sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine bir aldım. Bakın şu 3 bıraktığım yere giriş yaparak yine bir önce şurada yaptığımız işlemin aynısını tekrarlıyoruz. 1, 2 ve 3. Sonra 3 tane sık iğne yapıyorum araya. 1, 2, 3. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Dokuz tane sık iğne ile devam ediyorum. Sonra üzerine alıp köşeyi tamamlıyorum. Tekrar 9 tane sık iğne ile devam edip bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz ve bir üst sırası da aynı, biliyorsunuz hepsine sık iğne ile geçiyoruz. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bu sırayı da 2 sıra şeklinde tamamladım. Hemen diğer renk ipime geçiyorum. Şöyle aldım. Buraya başlamak üzere bir tane zincir çekelim. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, kuz, on, on bir, 12, 13, 14 ve 15. Şöyle bakın. Evet, buraya 15 tane sık iğne ile geldikten sonra yine 4 zincir çekiyorum. 1, şunu kenara çekelim. 2, 3, 4 ve geliyorum. Buradan 3 tane atlıyorum. 1, 2, 3. Tam orta yeri arkadaşlarım burası. Şöyle atladım. Yine 15 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuraya geçeceğiz. Şu üste bir tane yapacağımız için burayı düz ve buranın da orta yerini yapmış olacağız bir üst sıramızda. Şimdi bu şekilde devam edelim. Buraya 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Devam ediyorum. Yine 15 tane sık iğne yapıyorum. Sonra yine 3 tane 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 1 2 3 atlayıp buradan başlayarak yine 15 sık iğne ile devam ediyorum.
Yine 1 2 3 4 zincir devam ediyoruz. 15 tane sık iğne ile ve bu şekilde diğer kenarları da tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bakın bu rengimizle ilk sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra ikinci sırayı da aynı altlarda yaptığımız gibi sık iğnelerle gelip buralarda 4'er zincir çekip devam ediyoruz. Şimdi bu kenara, köşeye geldiğimizde 5 zincir, 1 2 3 4 5 ve yine aynı şekilde 15 tane sık iğne yapıp 4 zincirle diğer sık iğne yerine geçiyoruz. Evet, düz bir şekilde devam etmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bakın bu iki sırayı da tamamladıktan sonra burada ip değişikliği yapıyorum. Şöyle biraz gevşetip üzerine aldıktan sonra aşağıya iniyorum ve yine köşede yaptığımız 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bu araya arkadaşlarım, buraya yine 15 tane şöyle sık iğne ile devam ediyoruz. On beş tane sık iğneden sonra artık bu karemizi tamamlıyoruz. Şöyle aşağıdan yine alıp 1 2 3, sonra yine 15 tane sık iğne yaparak devam edip köşeye geçip aynı işlemleri tekrarlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde devam edelim arkadaşlarım. İkinci sırayı da hepsine sık iğne yaparak tamamlayalım ve motif olarak kullanabileceğimiz parçayı elde etmiş olalım. Evet arkadaşlarım, bakın son sırayı da tamamladıktan sonra görüntümüz bu şekilde geliyor ve ayrıca bir buhar ütüsü arkadaşlar, kesinlikle yapın derim. Şöyle hafiften bir buharla bakın ne kadar güzel ve değişik duruyor. Evet, şimdi bir küçük motif şeklinde kullanacaksanız bu şekilde bırakabilir. Yani bu şekilde parçalar yapıp birbirine ekleyebilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde büyüterek daha büyük battaniyeler özellikle veya kırlentler yapacaksanız bu şekilde büyütebilirsiniz arkadaşlarım. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.